Eleman Türkçe bilmiyor ki ya. 2, 1. Mece dedi bu. İşte bu be. Çiğ köfte parası. İşte bu. Çocuk 5 aydır çiğ köfte parası istiyor benden. Atmayacağım o parayı. Haberi olsun, buradan sesleniyorum. Valorant ekranlarına hoş geldiniz. Bugün yanımda Zeus ve Kraven var. Bakalım birbirlerini ne kadar tanıyorlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Ben deyim, teşekkür ederim. Ne kadar süredir birlikte olmanız? 4 seneden fazladır. 4 sene olmuş. Evet. Şu an birlikte yaşıyorsunuz ama değil mi? Bir yerin kalsın. Hayır. Yok mu? Yani var ama daha geçememişsin. Yani yapamamışsın. Bu bunun öncesinde var mıydı? Birlikte yaşadığınız bir dönem. Kapalı eleme döneminde oldu, evet. Bir ay bir süreç. Şimdi benim çok güzel sorularım var sizle alakalı. Sizce nasıl geçer? Birbirinizi çok iyi tanıdığınızı iddia ediyor musunuz? Hayır. İmkan yok. 4 yıldır tanışıyoruz ama hiç... 4 yıl ve hayır. Birbirimizin aklı hiçbir şey bilmiyorum. Ama biz halledeceğiz. Okey, o zaman ilk sorumla başlıyorum hızlıca. Evet. İlk sorum Zeus, sana geliyor. Kraven'le alakalı sorum. Kraven'in en çok kullandığı kelime nedir? Ben de bilmiyorum. Eleman Türkçe bilmiyor ki ya. Hiç yok ki bende oğlum. Ben dar bir hiç yok oğlum. Maç esnasında çok kullandığı bir kelime olabilir. Ya bu eleman konuşmayı bilmiyor, info verip geçiyor ya. Kelimeyi başlarken hep bir şey diyor. Bir hitap olarak. Öyle düşün. Kans falan mı oğlum? Kaç falan mı oğlum? 3, 2, 1... Ne düşünüyorsun? Ben bunu atmak istiyorum. Sen at bakalım onu. Ben boş kağıda attım, bu kadar benim yorumum, bu kadar bu. Neden ama ya, şeyde de attık. Ya oğlum ne alaka ki şimdi bu? Adam zaten oğlum, üst kelime bir ikisi oldum zaten ki ama. Tamam yani. İşte en çok kullandığım o. Evet. Ben öyle düşünmedim, spesifik bir şey düşündüm. Ortak bir soru soracağım. Belki bir toparlarız. Takımdaki en dağınık kişi. Oo, bu kesin bu. Kesin kanka, şaşmaz. Kim oğlum? Kanka bu değilse seni atarım aşağı. Oğlum kimi yazıyorsun? Nasıl yani? Nasıl yani kanka, bak saçmalama. GH'de kaç kere tartıştık bu konuyu seninle. Kanka bu durum atladık mı? Hatta. 3, 2, 1. Tamam kanka, öyle diyeceğim. Meca. Meca. Neden peki? Bilmiyorum ama nasıl Meca ya? Yani. Nasıl yani oğlum, valizini görmedin mi? Ha, valizi doğru. Sen sıkıntılı mısın? Valizini çıkartma. Bilemeyeceğin, bilemeyeceğinden mi korktun? Ha, nasıl evet, yani? Bir düşündüm bu arada. Başka hiç kimse olamaz bu. Ama bizde dağınık biri yok çünkü. Meca da o kadar değil yani. İyinin kötüsü diyelim. Dördüncü soruma geçiyorum. Sana sorum Zeus. Tamam. Kraven'ın Hall dışında en sevdiği takım. Yani şöyle düşünelim. Hall takımı yok oldu. Tamam. TR Ligi mi? Evet. Ha, TR Ligi'ndeki mi? Önceki takımları mı yazacağım bunu? Benim en sevdiğim takım TR yani... Ligi'ndeki. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ki, dur bakayım. Cevap profesyonellik olur. Olarak mı yoksa sevdiğim keyif olarak mı diye. Keyif yapayım. Keyif mi yapayım? Ne yazdım salak? 2, 1... Oğlum ne makaramız var. Ne makarası? Bize de anlatın, biz de gülüyoruz. Ayvidekileri sevdiğim ve arkadaşım oldukları için makara mı var ya, o yüzden. Aa evet, aslında bu. Sen neden sup yazdın? Niye sup yazdın? Niye sup yazdın? Oğlum ne bileyim ya. Eğlenmiştin sanki orada. Zeus'un sorusuna geçiyorum. Maç kötü giderken Zeus hangi motivasyonu kurar ya da kelime? Sakın mal mal düşünme. Oğlum nasıl? Sakın. Bak. Motivasyon kelimesi mi? İşte böyle motive edici, böyle bir hype'lamak, işte gazlamak. Kanka bak, oraya destan yazıyorsun. Kanka bak, bunu bulamıyorsak kalkıp gidelim. Bak, İmkanı yok oğlum bunu bilmiyor. Boş ver hele. Bak göstereceğim sana, şey diyeceksin. Kanka harbi mi ya diyeceğim. Niye kapanmıyor? Siz aynı maçta oynamıyor musunuz arkadaşlar? Dikkat edin bak. Şu voice.com'lara bir bakalım. Nasıl yani ya? Kanka bu var ya, bunu direkt bilmen lazım. Ben çok yardımcı. Tamam tamam. Hayır onu yazma, onu yazma, onu yazma, onu yazma. Ne yapıyorsun ki, yazdın değil mi? Hayır. Hayır, güzel. Sonunda da isim yazacağım. Tamam, o adam, o tamam, adam. Tamam, tamam, bildim. 3, 2, 1. Ben bunu bildim. Hocam ben. Ne yaptık abi? Biliyordum kanka. Çok iyi ama. Tamam, çok güzel info geldi oradan. Ben diyeceğim, hocam ben. Ortak soru. Takımdaki en cimri kişi kim? Kanka. Allah aşkına. Bu net. Bu net. Kanka Allah. Kanka sen onu demişsin, olamazsın. 3, 2, 1. Kesin Mece dedi bu. İşte bu be. Çiğ köfte parası. İşte bu. Çocuk 5 aydır çiğ köfte parası istiyor benden. Çiğ köfte parası mı? Atmayacağım o parayı. Haberi olsun, buradan sesleniyorum. Evet, maç öncesi totemi. Kraven'in maç öncesi totemi dedim. Hızlıca yazmaya başladılar. Kanka bunu bak, bak yazma. Kanka bu değilse bak, çık git şurada kapat. Oğlum bak bunu dur. 3, 2, 1. Bir dakika, hayır. Tamam. Bunu konuşmamız lazım.
Bunu konuşmamız bak, lazım. Çıkmazsa bak ceketimi aldım. Bak şimdi. Allah şahsın 5 dakikam var. Hayır. Burada. Sen en son yaptığın totem mi yazdın, öncesini yaptın? En sondakini yazdım. Tamam. 3, 2, 1. Oh. Oğlum o kadar uzun yazdın ki ben... Ben de evet dedim yanlış dedim oldu. Nasıl yani? Tamam. Kanka aynı tişörtü giyiyor. Tamam. Yıkamıyorsun hatta. Beraberlik. Aynı tişörtü mü giyiyorsun maçtan önce? Şöyle. Sadece maçta o tişörtü giyiyorum. Bir tane tişörtüm vardı. Son maç yenildik de artık giymeyeceğim. Totem motem kalmadı. Ama 3 win'i de o tişörtle aldım. Sup maçında giymemiştim. Yenildik. Sonra 2 maç yendik. Yenildik. Totem gitti. Başka totem bulacağım kendime şimdi. Senin var mı bir totemin? Yok ben. Oynuyorum. Dostluk kazandı. Bitti mi? Let's go. Nasıl ezdim ama? Söylemek evet. İstediğiniz bir şey var mı? Kapanışı beraber yapalım. Buraya yazdığım isimler gücenmesin. Uğur, çiğ köfte paranı atmayacağım. Haberin olsun. Bana yazıp durma. O kadar.